Geldim. Kim o? Aç, cinayet masası. Cinayet masası mı? Cinayet masası mı? Başlayın aramaya. Ne araması ya? Gözaltına alıyoruz seni arkadaşım. Ne gözaltısı? Hangi suçlamayla? Cinayet. Ne cinayeti kardeşim? Kafayı mı yediniz siz? Koraycan'dan aracında başından vurulmuş olarak bulundu. Ne? Ne zaman? Dün gece. Şüphelisi ben miyim? Öyle. Kardeşim ben bütün gece evdeydim. Görmüyor musun halimi? Orasını artık sorguda anlatırsın. Ne sorgusu ya? Uzat ellerini. Kelepçe mi takacaksın? Zorluk çıkarma. Tak. Silah var mı evde? Polisim ben. Tabii ki var. Onu demiyorum. Resmi silahtan başka silah var mı? Onu soruyorum. Ya şaka mısın kardeşim sen? Alın arkadaşı araca. Alın. Siz aramaya devam edin. Buraya kadar gelmişken uğrayalım mı Eda'ya? Belki bir şey lazım olur. Çıkmasın o halde. Ara sor madem. Volkan bunlar kim ya? O ne lan? Ne oluyor öyle? Ne yapıyor bunlar? İni. Eda ne oluyor? Gözaltına alıyorlar. Neden? Koray öldürülmüş. Bunun seninle ne ilgisi var Eda? Komiserim bir açıklama yapar mısınız? Ne oluyor burada? Hadi arkadaşım hadi işinize bakın. Ekip arkadaşımızı alıyorsunuz ama. Size mi soracaktık? Tamam Arda tamam iyiyim ben. Alo Rıza baba. Acil durum. Ne gözaltısı Arda? Ne diyorsun sen? Eda'nın ne ilgisi var Koray cinayetiyle? Aa, Eda'yı gözaltına mı almışlar? Kim almış baba? Nasıl ya? Susun çocuklar. Telefondayım dur. Evet Arda başka? Kafayı mı yedi bunlar? Eda'nın alakası olabilir mi cinayetle ya? Müdürüm geldi. Çocuklar haberler kötü. Müdürüm sizin haberiniz var mı olaydan? Eda ediyorsanız var maalesef. Kimin marifeti müdürüm bu? Cinayet şube, Cevat müdür. Olay yerinde Cevat yürüdü üstümüze, sonra oğlanın babası. Birimizden birimize patlayacaktı kabak. Piyango Eda'ya vurmuş işte. Babanın dolduruşuna gelmiş Cevat belli. O bizden biliyor infazı, Cevat da ittiğini yapıyor. Tamam, irtibatta kalalım evlat, oldu mu? Gelişme olursa ara. O Cevat denilen herif boyundan büyük işlere girdi. Sağ dursana. Baba, dur. Baba, usta, beni bekle. Usta yok. Sen nereye ya? Yok. Usta, bırak iki laf edeyim şunlara ya. Ya oğlum, sen iki lafla kalmazsın. Gider kafa göz alarsın. Malımı bilmiyor muyum sanki? Hayır. Şu an sakin olma zamanı. Dur, sakin ol. Usta, Allah'ını seversen bak, ya. Bak, doğru söylüyor Hüsnü abi. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz ki daha. Önce bir onu anlayalım. Ne olduğu belli. Yine üstümüze oynuyorlar. Öf be. Bir isteğin var mı İsmet abi? Söyle çocuklara kimse boş gezmesin bu ara. Herkesin belinde makine olacak. Baş üstüne abi. Siz benim dediklerimi yapın. Sana ekibimden uzak dur demiştim. Koca şehirde cinayet zanlısı diye başka kimse kalmadı mı? Hem de evinden almışsınız kızım. Eda'yı sen mi aldırdın Cevat? Ben aldırdım. Öyle gerek gördüm. Bunu da sizinle tartışmayacağım. Ama ben tartışacağım. Evlatlarından herhangi birine yapılan yanlışlık bana yapılmış demektir. Ortada bir yanlış yok Rıza Müdür. Koray aracında infaz edilmiş. Ben de o araca en son binenden başladım. Yani Eda. Sen o kızın hastanedeki halini gördün mü Cevat? O haliyle senin Koray'ı nasıl infaz edecekti? Ne zaman benim Koray oldu? Bir düşün bakalım ne zaman oldu ha? Koray'ın babasıyla ilişkini bilmiyor muyuz? Yanlış yapıyorsun. Hala farkında değilsin. Hatandan bir an önce dönmende fayda var. Bölmüyorum umarım. Tam vaktinde geldiniz Arzu Hanım. Müdür beyler çizgiyi epey açtı. Tekrar karşılaşacağız demiştim Rıza Bey. Benimle hesaplaşmak için ekibime iftira atmanız gerekmiyordu. İftira mı?
kendinize gelin. Sizin karşınızda bir savcı var. Başınızda bu kadar dert varken bir de savcılık makamına hakaret karışmasın araya. Siz Cevat Komiser'le beraber mi çalışıyorsunuz? Hiç alakası yok. Bu kadar önemli bir dosyayla ben bizzat ilgilenmek istedim. Çünkü bu teşkilatı çürüklerden temizlemeye kararlıyım. Benim ekibimde çürük bulunmaz Savcı Hanım. Bunu bir kere kanıtlamıştım size. Demek ki yetmemiş. Olsun. Sabır da bizim mesleğin bir parçası. Bir daha anlatır mı? Anlatacaksınız zaten, merak etmeyin. Önce Eda kızınızı anlatacak, sonra A takımınızın bütün elemanları. Elinizden geleni ardınıza koymayalım, tamam mı? Yanlış iş yapıyorsunuz. İnşallah pişman olmazsınız. Bu mesajlar tanıdık geliyor mu Eda? Gelmiyor. Daha önce hiç görmedim. Bunları sen yollamadın mı Koray'a? Hayır. Mesajın içeriğinde adın geçiyor. Ben Eda demişsin. Bu telefon numarası senin değil mi? Hayır, değil. Bir terslik var. Numaranın sana ait olmadığından emin misin? Böyle mi geçsin tutanağa? Eminim. Tanıyor musun sen peki bu numarayı? Hayır, tanımıyorum. Komiserim, istediğiniz dosya. Kesin bir terslik var. Buyurun Sayın Savcım. Hattın sahibi Arda Atik. Arda mı? Arda mı yazmış mesajları? İnşallah yapmamıştır böyle bir saçmalık. Bu Arda da Rıza Müdür'ün A takımındandı değil mi? Nasıl yapalım savcım? Alalım o Arda denen arkadaşı. Anlaşılan Kore'yi tuzağa çekmek için sıkı çalışmış. Bunu ne yapacağız? Suç ortaklıkları var mı yok mu anlayana kadar Eda Hanım bizimle kalsın. Ne yapıyor bunlar ya? Kız hastanede 2.80 yatıyor kaç gündür. Ne cinayeti ya? Sinirlerinize hakim olun. Yoksa tuzaklarına düşeriz. Sakin kalmazsak bundan en büyük zararı Eda ve Arda görür. Sinirlerinize hakim olun. Her şeyin bir zamanı var. Geri gelecekmiş herhalde. Sizin delikanlıyı arıyoruz. Arda Atik'i. Buralarda mı? Devriye'de Arda. Hayırdır? Lazım bize arkadaş. Tam olarak neye lazım kardeşim? Söylesene. Hakkında gözaltı kararı var. Ne? Ne gözaltısı ya? İyi misin kardeşim sen? Ben iyiyim kardeş de sizin durum pek iyi görünmüyor. Haberiniz olsun. Kardeşim imalı imalı konuşma. Varsa bir diyeceğin doğrudan söyle. Şşş. Sen neyle suçluyorsun lan bize? Alicim. Ha? Yapma, sakin ol, sakin bırak, ol. Boş. Neyle suçluyorsun tamam. bizi? Ben diyeceğimi dedim kardeş. Sizin eleman için gözaltı kararı var. Alın gelin dedi savcı. Ben de almaya geldim. Oldu mu? Şşş, dur. Hangi suçlamayla? Savcı neyle açar dosyayı bilmem. Ama bana sorarsan tahammüden cinayet. Yok artık ya. Şaka mı bu? Bilmiyorum ki. Gözaltı mı? Öyle evlat, öyle. Bırak devriyeyi, merkeze dön hemen, hadi. Ne diye ki Rıza baba? Gelince anlatırım. Hadi evlat, hadi bekliyoruz. Tamam anladım, dönüyoruz hemen. Korkacak bir şey yok evlat. Sıkma canını, tamam mı? Bu dertten en kısa sürede kurtaracağız seni. Hadi, hem seni hem bütün ekibi. Anladım Rıza baba, tamam. Oğlum ne oldu, ne gözaltısı? Kafayı mı yedi bunlar? Ne bileyim ya, anlamadım ki.